rejete konuşacağız. Çok önemli, büyük bir kitle için, evet. Türkiye açısından çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması biz halkımıza ezdirmeyeceğiz. Şimdi de asgari ücret çalışmasını Bakanımız başlattı. Kısa zamanda inşallah onu da açıklayacağız. Asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız ki siz biraz önce aslında kısaca değindiniz. Ben, kaldı, yerler. ben kaldım ben de bitim çok uzun söylemeyeceğim çünkü döneceğim çok kısa, size. Çok kısa e, kısa müsaadenizle kısa. kısacık e, tamam. bir Aralık çarşamba günü başladı asgari ücret görüşmeleri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu rakamın toplumu tatmin edecek bir e, seviyede Hı. olacağına Hı. inanıyorum dedi. E, zam masaların e, masasında işçileri Türk İş, Hak İş ve Disk işvereni ise Tisk temsil ediyor. Yeni yılda geçerli olacak ücretin Aralık ayının ilk yarısında da belirlenmesi bekleniyor. Acaba 4 bin lira mı olacak ya da rakam ne olabilir? bütün bunlar soru. Buyurun. Yani şöyle söyleyeyim. 2016 yılında 430 dolar şey asgari ücret. En son bu olaylar işte bu yukarı doğru parametreler çıkmadan önce 385 dolarlara kadar düşüyor. Hı, hı. Ve 430 dolar olduğunda da Sayın Cumhurbaşkanı refah seviyesinin arttırıldığı, asgari ücretin arttırıldığı ile ilgili çok önemli müjdeler vermişti. ya Ben açık söyleyeyim, İki şeye karşıyım. Bunların ikisini de söyleyerek devam edeyim. Buyurun. Türkiye'de birincisi askeri ücretin bir genel ne diyeyim ücretlendirme politikasına dönmüş olmasına karşıyım. Yani nasıl yani? Türkiye'de çalışanların yüzde 43'ü, rakamsal olarak öyle söyleniyor çünkü çok kişi yerden duyduğum için söylüyorum. Yüzde 43'ü asgari ücret üzerinden maaşını alıyor. Yani diğer ülkelerde bu rakamlar işte yüzde 17'ler, yüzde 15'ler, yüzde 20'ler maksimum. Bir defa şu politikadan bir çıkalım. Yani asgari ücret diye bir kavramın genel ücret politikası olmasından bir sıyrılmakta yarar var. İkincisi eğer bu kadar çok insan bundan etkileniyorsa... Ve Türkiye'nin huzuru ve güveni, insanların da evine gittiklerinde mutlu olmasından geçiyorsa, önce onların bu e, artan enflasyon, artan hayat pahalılığı ve diğer şeylerden en az etkilenecek olan ücrete getirilmesi gerekiyor. Benim isteğim ve gönlümden geçen 430 dolar, eğer olmazsa minimum 385 dolar, dolar bazında çünkü hesaplandı hep bugüne kadar hep öyle söylendi. İşte şu dolar bazında e, diye söylendi. Bunun aşağısında olması, olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, şöyle bir şey var. Konuşulurken de zaman zaman şöyle şeyler zikrediliyor. İşte bu insanlara verilecek olan ücret eğer belli bir rakamın üzerinde olursa Türkiye'deki enflasyon artar. Enflasyonun arttığında da zaten valitlerimiz geri gelir. E siz vermeyince gelmiyor mu arkadaşlar? Çok güzel. Yani şu anda arkadaşların maaşları sabit durduğu halde bu kişilerin ve bu insanların olmadıkları konulardan dolayı enflasyon artmıyor mu? Herkesin kendisini uygulayabileceği, sanayicisinin, üreticisinin veya diğerlerinin bir belirleyeceği bir politika ve alternatifleri var. Ama sabit ücretinin böyle bir alternatifi yok. Hepimizin ilk başlangıçta şu rakamların Türkiye'de söylenmeyeceği bir yere kadar ulaşması ve bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu siyaset üstü bir şey. Yani açlık sınırı... 3.200 TL. Ha? Şu an açlık sınırı. Yok yok 4 TL bir aileden bahsederek söylüyorum. On hani onun bir TL. rakamları var ya şey plan veriyor. 10 Türk, küsür küsurlara olması Türk, lazım. E, Türk İş Sendikası'nın açıklaması. göre... Yani 3-4 tane sendikanın açıkladığı <laughs> bir rakam. Evet. Bu rakamları... Eğer konuşacaksak artık Türkiye'de bu rakamların üzerinde giden ve gelir dağılımının tekrar aşağı doğru dağılımı olabileceği o orta sınıf dediğimiz sınıfın arttığı, zenginin daha zengin olduğu değil, orta sınıfın ve alt sınıfın orta sınıfa yaklaştığı bir taban arttırmamız gerekiyor. Evet. Bunun için yapılacak olanlardan yani en orta önemliden orta bir tanesi. Orta sınıfın eridiği bir e, dönem maalesef ki aslında. Ya bakın şöyle söyleyeceğim. Günümüzde. Şu tartışmanın yapıldığında ben masadan kalkıyorum her defasında. Ama onlara artış yapılırsa e, enflasyon artar. Ya arkadaş bir defa da onlara artış yaptığınız için enflasyon artsın. Çok güzel. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. E, 1988 yılıydı anlaşı hatırlamıyorum. Teğmen çıktık. Aldığımız maaş belli ama yani geçmemiz mümkün değil. Yani 88 yılı. Turgut Özal'dı. Sanet yanlış hatırlamıyorsam şey. Başbakan'dı galiba. Ciddi bir maaş artış yaptı. Türkiye'deki maaş artış anlamında ve hepimiz bir nefes aldık. Yani şöyle bir nefes aldık. Bir nefes aldık. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam bir de Erbakan <laughs> döneminde öyle bir Erbakan. maaş artışı olmuştu. Biz de belediyelerde bilginiz olsun. Sen Sayın Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Hı -hı. Belediye Başkanı iken ilçe belediyelerimizde Memurlarımıza, işçilerimize maaşların dışında da ek bir maaş verdiğimizde de bu uygulamamızın hukuku anayasa aykırı olduğunu olarak giderek anayasa mahkemesine gidip bozdurdular. parti ismi vermeyeyim, polemik olmasın. Aynı şekilde öğrencilere Sayın Cumhurbaşkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı iken, danışmanı olduğum için biliyorum, öğrencilere verdiğimiz burslardan dolayı anayasa mahkemesine gidildi, iptal edildi. Yani biz o dönem Memurumuzun, belediye personelinin aldığı maaşa artı bir ek maaş daha veriyorduk. Onu da elden veriyorduk yani. Yani şey e, e, bir şekilde e, Şimdi şey dört bin rakamları konuşuluyor. Dört bin, 4 bin rakamları konuşuluyor. Rakamları çarptığınızda, böldüğünüzde ortaya koyduğunuzda. Hukuk Parti'nin adını vermem. Minimum. De, yani. yani benim evet. söylediğim gibi dolar bazında eğer aynı yere getireceksek aynı yere getireceksek bu insanları ve Arkadaşlar biz sizin için savaşıyoruz diyeceksek o savaşacağımız insan çalışanların %43'ü ise %43'ü ise ve biz üreten bir ülkeysek üretenlerin de mutlu olmasını istiyorsak Kesinlikle. hizmet edenlerin de mutlu olmasını istiyorsak benim karşıma gelen garsonundan kapıda karşılayana hizmet edenlere kadar her birinin mutluluğu bizim mutluluğumuzsa o zaman kayıplarının tamamını geri verebilecek bütün formülleri bulmak için mücadele etmek zorundayız. Ve bu kaynağı 4000 da... 4000 rakamı yani nasıl görüyorsunuz? İşte ben söylüyorum 385 doları bugünkü kurla çarpın ne kadar çıkıyorsa o kadar. Peki. Çünkü bugüne kadar böyle konuşuldu. Peki. Şimdi Türk İş'in araştırmasında Ekim'de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 3093 rakamları düzeltelim, net ne olduğunu söyleyelim diye aktarıyorum. Yoksulluk sınırı da 10.076 lira olarak belirlenmiş. Yani 4 kişilik bir aile evet. açlık sınırı ve yoksulluk sınırı farklı Hı. hesaplanıyor. Evet o yüzden diyorum. Yani şu iki kavramı çıkartalım yani hayatımızda. Işçi tarafı. Ne açlık olsun ne yoksulluk olsun. Refah sınırımız diye bir sınıra memleketimizi getirelim ya. Gerçekten yani söylüyorum. Yani, bu yani burada e, çok özür dilerim. Tabii ki e, asgari ücretli Hak ettiğini alsın. Bu dönemde alım gücü ile ilgili tartışmalar zaten orada da siz de dolar üzerinden bir hesaplama ifade ettiniz. Bir de işin işveren boyutu var. Şimdi sürdürülebilirlik boyutu var. Bunlar da tartışmanın diğer ayakları. Buyurun. Yani bir, e, Çok özür dilerim. Biletimiz. Araya gidelim sonra Tabii, sizi dinlemeye devam edelim. Kısa bir ara.